Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, size yine bugün yepyeni bir modeli daha karşınızdayız. Tığımız numarası arkadaşlar 21 numara. Şimdi modelimizin nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Modelimizi daha önce iki tane yaparak sizin için hazırladım bu şekilde. İlk önce birinci sırasını gidiyoruz. Bu şekilde örümcekli kirpiklerle sonra ikinci mor kısmını yaparak devam ediyoruz. Modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile tığ battıma tutturdum ipimi. Örümceğim açılmaması için bir tane zincir çektim buraya ve buraya bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimi arkadaşlar bu boyutta yaptım. Şimdi 4 zincir çekip 4 zincirimi çektim. Döndüm bu şekilde arka tarafına örümceğimin arka yüzüne bu şekilde Kapattığım yer arkadaşlar Bu 4 zincirimi yuva olarak kapattım Bakın minicik bir yuva yaptık ama bu minicik yuva Kirpiklerimizi çok hoş durduracak 5 zincirimi çektim arkadaşlar Döndüm bu şekilde Bu yuvamın içine kapattım bir tane kirpiğim oldu 1 2 3 4 5 zincir 5 zincirimi çektim Yuvamda kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi yine aynı öbür kirpiklerin yanına kapattım. 3 oldu. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapattım. Bu minik yuvaya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu şekilde kapatıyorum bir tane zincir çektim yine 5 kirpiğim oldu arkadaşlar ve buraya şöyle aynı ilk örümceğimin büyüklüğünde bakın aynı büyüklükte arkadaşlar bir örümcek yaptım 1 2 3 dördüncüye kapattım bu şekilde arkadaşlar burada bir düğüm vardı büyük olduğu için bu şekilde kapattım tekrar bir zincir çektim 4 tane tığ battı atlayıp 5. batacağız yani arkadaşlar. Şimdi şurasında iki olarak saydım. Bu şekilde. Burada ulama vardı. Tekrar örümcek yapıyorum buraya. Bu şekilde örümceğimi yaptım. 4 zincir. 4 zincirimi çektim. Döndüm arkadaşlar. Kapattığım bu örümceği kapattığım yere tek kat almayalım. Beyaz olduğu için bu şekilde küçük bir minik bir yuva yaptım. Döndüm düz yüzüne ve yapmış olduğum yuvamın içine kapattım. Bu beş zincirimi bir kirpik yaptım. Beş zincir çektim. Yine aynı yuvamın içine kapattım. Buraya bu şekilde iki oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir arkadaşlar. 5 zincirimi yine aynı şekilde yuvamın içine kapatıyorum bu şekilde. 3 oldu. 3, 4, 5 zincir. Buraya kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım bu şekilde buraya bir zincirimi çekiyorum arkadaşlar bu 5 kirpiğimin yanına hemen bir örümcek yapıyorum aynı büyüklükte olmasına 4 tane çok küçük tığ battı yapmışım arkadaşlar ip ince diye buraya 4 taneden sonra kapattım aralıkları şu boyut olursa arkadaşlar çünkü sık iğnelerin üst üste gelmesini istemiyorum bir zincir çektim şöyle orta boy denilecek şekilde örümcek yaptım. 1 2 3 4 zincir. Dönüyorum 4 zincirimi. Kapatıyorum. Örümceğimin tepesine bu şekilde küçük bir yuva yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Döndüm 5 zincirimi. Buraya kapattım. Yuvamın içine kirpik olarak. Yanına 4 tane daha 5 zincirli kirpik yapıyorum kapattım buraya 1 2 3 4 5 zincir yuvamın içine kapatıyorum 3 1 2 3 4 5 zincir yuvama kapattım 4 oldu 1 2 3 4 5 kapattım bu şekilde arkadaşlar 5 tane kirpiğimi yaptım. Bir tane de zincirimi çektim. Şöyle yine aynı ilk örümceğimle eşit olması şartıyla bir tane örümcek yaptım. 1, 2, 3, 4 atlayıp 5. tığ battıma bu şekilde arkadaşlar kapattım. Gördüğünüz gibi örümceklerim de hazır. Ve ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar. Mor kısmının yapımına Evet, beyazlarımızı bu şekilde aralıklı aralıklı yaptık arkadaşlar. Beyazlarımızın aralıklı olması morumuzun böyle bir, bir üstüne girmemesini sağlayacaktır arkadaşlar. Bu şekilde beyazlarını düzgün yaparsak morumuz da güzel bir inşallah iş elde etmiş olacağız. Örümceğimin içine girdiğim bir sık iğne yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 bu da 6. Alt. 6 tane buraya sık iğne yaptım bakın arkadaşlar bu şekilde. Şöyle buraya 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim. Döndüm arka tarafından. Buradaki geçiş yaptığım 3 zincirimin içine kapattım bu şekilde. Bir zincir çektim. Geri düz yüzüne döndüm. Bir tane sık iğne yaptım buraya. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım kirpiğime, zincirime kirpiğimi yaptım. Bu şekilde bir tane kirpik yaptık. 1 2 3 4 5 zincir. Zincirime kapatıp kirpik yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Zincirime kapattım 3 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirimi kapattım. Dördüncü kirpiğim oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirden buraya 7 zincirimin üstüne 5 tane kirpik yaptım. Yanlarına da arkadaşlar bu şekilde bire sık iğne yaptım. Ben kirpimin muntazam olduğunu bu sık iğnelere boşlu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu sık iğneler bakın bu şekilde Şöyle daha muntazam arkadaki sık iğneler arkaya gittiği için kirpikler ön planda gibi düşünüyorum. Evet şimdi 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. Arka tarafından bu kirpiklerimizin arka tarafından arkadaşlar. Yine ikinci örümceğimin içine bir sık iğne yaptım. Bu şekilde kapattım buraya. 6 tane sık iğne de buraya yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tanesini de buraya yaptım bu şekilde. Şimdi buradaki sık iğnemin örümceğimi kapattığım sık iğnemiz var ya arkadaşlar. Oraya biz de bir sık iğne yapıp üzerine kapatıyoruz bu şekilde sık iğne geçiş olarak da hem de kullanmış oluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer ikisini yapalım. Bakın iki teline örümceğimin bu şekilde yine altı sık iğne yapıyorum bir teli aşağıda. Biz iki teline 2 3 4 5 ve 6. sık iğnemi yaptım bu şekilde arkadaşlar. 7 zincir çekiyorum. Yine döndüm arka tarafına. Buradaki 3 zincirli yuvanın içinden girdim. 7 zincirimi buraya sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim döndüm arkadaşlar düz yüzüne. Buraya bu şekilde bir sık iğne yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi kapattım. Bu şekilde buraya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi yine zincirimin içine kapattım. 2 1 2 3 4 5 zincir. 3 1 2 3 3 4 5 zincir. 5 zincirimi kapattım. Kirpik olarak 4 oldu arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir. Sonuncu kirpik olarak zincirimi kapattım dibine de bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde şimdi yine 3 zincir 3 zincirimi çektim arka tarafından kirpiğimin bu ikinci örümceğimin içine bu şekilde kapattım buraya 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğnemi örümceğimi yaptım yine arkadaşlar şimdi yine aynı şekilde ilk başlanmış gibi bu şekilde örümceği kapattığım yere de bir tane sık iğne yaptım ve örümceğimin içine girdim aynı şekilde iki kanadından alıp buraya da 6 tane sık iğne yapacağım 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane hepsini arkadaşlar eşit olarak 6'ya 6 dolduruyoruz yine 1 2 3 4 5 6 7 7 zincirimi çekip arka tarafından 3 zincirli yuvadan girdim 3 zincirimin içinden yuva da olur aslında arkadaşlar bir zincir çektim döndüm bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım bu şekilde. Buraya bir kirpik yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum buraya ikinci kirpiğimi. 4, 5 zincir. Kapattım buraya. 3 kirpik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım bu şekilde. 5 tane kirpiği yapınca arkadaşlar bir tane de sonuna ve başına sık iğne ile dönüp yapmayı unutmayalım. Ve 3 zincir. Hemen döndüm en sonuncu kirpiğimin içine, şey örümceğimin içine kapattım. Bu şekilde buraya yine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Burası bitiş yeri arkadaşlar. Dolduruyorum. Örümceğimi sık iğneyle. 5 Şuraya da bir tane içine geri arkadaşlar. Kapattık bu şekilde. İpimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok hoş bir model oldu. Saralı bir model arkadaşlar. Böyle sıralı modellerden hoşlananlar için çok hoş bir model. Önünde sanki iki katlı gibi çok hoş duran kirpikler ve arkasında da kirpikler, pipirikler var arkadaşlar. Çok hoş bir model. Tek renk yemenilerinizde de çok hoş duracağına eminim arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Tüm püf noktalarıyla anlattım arkadaşlar. Bu şekilde arkasına birer sık iğne yaparak Kirpiklerinizin daha önde durmasını sağlarsınız. Kirpiklerinizin zincirlerini sıkı çekerseniz, kirpikleriniz de çok hoş duracaktır arkadaşlar. Evet. Tekrar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.